Daha getirecek onlar. Aslında daha çok gelecekler arkadaşlar ama yetişenler bu kadardı. Fazla da bekletmeyeyim. Açalım diye. Şu an 2, 4, 5, 6 tane kargoyu açacağız. Bir tanesini açtık bekleyemedik ama. Şimdi bir tane Nike'dan ayakkabımız var. Aslında ayakkabının yanında bir de hoodie gelecekti. Fakat Nike iptal etti sağ olsun. Bir baktım yine bir anda. Mi? Direkt hatta para iadesi yaptı. Para iadesiyle Allah Allah ne oluyor dedim. Nike işte iadesi falan gözüküyor. Bir baktım. Hoodie yok olmuş. Nasıldı hoodie? Çok güzeldi. Şurasında NBA logosu vardı. Küçük bir Nike işareti vardı. Siyahtı. Hmm. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İşte 600 lira hesabıma yatınca da mutlu olmadım değil. Onun yerine arkadaşlar şu sıralar efsane trendi yoldan alışverişler yapıyorum. Instagram'dan takip ediyorsanız oralarda sizleri de duyuruyorum. Hani birçoğunuz bana hep işte abi çok geç kalıyorsun, videolar çok geç kalıyor diyorsunuz. Haklısınız. Mesela şimdi ben bunu çekeceğim. Bu kargolar belki 3-4 gün önce geldi. Ben bunu bir 3-4 gün sonra yayınlayacağım. Tekrar sizin almanız zor olabiliyor. Haklısınız. Tükenebiliyor. Tükenebiliyor. YouTube'un kalıcılığını çok seviyorum. Bir koyuyorsun hani belki 3 yıl boyunca izleniyor. Benzer ürünleri tekrar alabilmeniz için güzel fikirler oluşturabilir. Ama aynı ürünü aynı anda o indirimle yakalayamayabilirsiniz. Onun için de Instagram'dan beni takip edin. Hatta Instagram'da arkadaşlar şu şekilde kaydedilen hikayeler yaptım dikkat ederseniz. Orada kayıtlı. Bir gün içerisinde yakalayamasanız bile tekrar oralara girip bakabilirsiniz. Ben de bunları sürekli güncellemeye çalışacağım. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip edin. Bu tarz alışverişleri sizler de yakalayabilirsiniz. Onun için de zaten takip etmelisiniz bence beni Instagram'dan diye düşünüyorum. Evet, daha nelerimiz var? Bir tane masaj aleti aldım arkadaşlar. 80 lira falan çok uygundu. Benim almak istediğim 6000 liraya yakındı. 6000 lira, 80 lira. Zara'dan iki tane çok güzel pantolon aldığımı düşünüyorum. Tabii bakacağız, deneyeceğiz. Bir adet Adidas Titan var. Koray Spor'dan. Evet, hemen çok uzatmadan. Yoga matına her zaman ihtiyacımız oluyor. Mesela sağa sola giderken de ben arabanın arkasında bir tane yoga matı bulundurmayı seviyorum. Hep Decathlon'dan alıyordum. Decathlon fiyatları bile artık çok pahalanmış. 20-25 lira. Çok da kaliteli olmamasına rağmen. Bu mesela baya baya bana büyük ve güzel geldi. O yüzden bir tane şöyle söyleyeyim dedim. Mesela ne diyorsun kalınlığını? Kalınlığı çiftli gibi ve daha geniş. Sushi görmeyi versin. Evet, sushi tırtıklar. Benim yoga matlarımı fena yapıyor. Sinir oluyorum ben de. Şöyle. Sanki güzel bence ya. Decathlon'unkiler yani dediğim gibi çok daha ince oluyor ve ben sürekli alıp sürekli parçalıyorum. Evet, bu hoşuma gitti. Genişliği de güzelmiş. Yani kaç liraydı bu? 40 lirayı var mı? Yoktu değil mi? 40'tı. 38 mi? 39-90 falan. Galiba. Onun dışında arkadaşlar Ekrem'e patik almıştık. Çok böyle Jordan Morden olmadığı için. Ama bu da 50 lira gibi bir şeydi. Ama çok beğeniyorlar. Güzel değil mi? Bunun grisi de vardı. Aynen. Her giydiğinde patikleri çok güzelmiş. Bayıldım. Nereden aldın diye. Çok rahat bana mesaj geliyor. Bu var. Zara'yı açayım. Bu Zara'daki. Direkt Zara.com'dan aldım. Trendyol'da var mıydı? Emin değilim. Bayağı ağır bu arada. Zara Trendyol'da olmuyor galiba. Olmuyor. Bershka falan oluyor. Bershka, Pull&Bear falan oluyor. Evet, şimdi ürünlerimiz bunlar. Biraz hafif eşortmanımsı, hafif pantolonumsu yapıları var. Hani basketbol ayakkabılarınızın altına giyebileceğinizi düşündüğüm tarzda bir şey. Kargo L aldım arkadaşlar. Ama kumaşı gerçekten çok iyi. Biraz likralı, esnek ve biraz da böyle kaygan, mat da bir görüntü veriyor. Şöyle DNVR ne demek bu? Wear bir şey, wear falan olabilir herhalde. Ben bunu mağazada çok beğenmiştim arkadaşlar. Şöyle de çıkartayım. Kargo pantolonları. İkisini de L mi aldın? İkisini de L aldım. Yani bana L olur diye tahmin ediyorum. Şöyle kargo cepleri var. M de alabiliyormuş. Belleri aynı şekilde ayarlanabiliyor. O çok iyi bence. Benim genelde belimden bol gelir böyle şeyler. Bir de ayak paçalardan ayarlanabiliyor. Normalde 400 liraydı bunun fiyatı. Ve ben bunu 100 liraya aldım. 100 liraya bulunca da iki renginde denemek istedim. Hani bakalım nasıl olacak diye. Ama çok kaliteliymiş. Yani normalde bu tarz şeyleri Jordan'dan falan çok beğeniyorum. Ya da Under Armour'dan. Under Armour'dan da çok beğeniyorum. Tabii onların kalitesiyle de aynı olmaz muhtemelen. Çünkü Under Armour'da 700-800 lira. Hani boyları kadar kısa çıkıyor. Geldi bana pantolonların. Kapri gibi. Bunlar biraz daha şey oluyor. Yok canım, kapri ne yaptın? Şu anki moda bu. Aşırı uzun uzun olmuyor. Bir deneyelim bakalım. Biliyorsunuz kargonun sonunda hepsini deniyoruz, bakıyoruz. Bu da siyahı ama çok güzel bence ya. Ne diyorsun? Bakayım şey etiketinde fiyat var mı? Öyle, evet varmış. 399. Altta bir etiket var. Onu tabii ki çıkartamadık, olmadı. Mesela. Acaba hani daha mı pahalıydı da 399'a düştü bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmişti Zara'da gezerken mağazasında. Bunları beğenmiştim. O yüzden iki tane aldım. Basketbol ayakkabılarının üstüne bu tarz şeyler güzel. İndirimde diyor. De kalması çok ilginç. Bunların hepsinin linkini bırakacağım arkadaşlar bütün ürünler için. Hani bulabilirseniz alabilirsiniz. Bulamazsanız dediğim gibi Instagram'dan daha hızlı olmak için takipleşebiliriz. Takip edebilirsiniz. Şu açalım. Burada da masaj aletimiz var. Yani bu masaj aletidir diye umut ediyorum sadece. Relax masajı. Gun demişler tabancası. Benim çok ihtiyacım oluyor. Özellikle belim sıkıntılı biliyorsunuz. Ve biraz spor yaptığım zaman hemen kasılıyorum. Onları açmak için güzel burada olacağını şey düşünüyorum. Yazıyor.
kasta oluşan ağrıları ve sertlikleri azaltır, kan dolaşımını hızlandırır, hassas dokuları canlandırır, egzersiz performansı kesinlikle artır. Öyle. Bunu ben çok hissediyorum. Birçoğunuz genç olduğunuz için bu tarz şeylere ya nedir masaj falan diyebilirsiniz ama sporcuları, basketbolcuları, futbolcuları görürseniz masaj öncesi ve sonrası, spordan önce ve sonra yapılan ve çok önemli bir şey arkadaşlar. İyi doğru yapmak da tabii ki ayrı bir mesele. Ama kendiniz bile yapsanız farkını hissediyorsunuz gerçekten. Bakalım bu nasılmış. Dediğim gibi 80 liraydı yani çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Normal bir performans verse, bozulmasa benim için yeterli. Birçok mesaj atan oldu. İşte ya abi bozulur, o çabuk bozulur falan diyenler oldu. Çok da alanlar da oldu arkadaşlar. Hani ben de deneyeceğim abi falan diye. Uuu ağır bir şeymiş yalnız. Şuna bak. Bunu herhalde direkt oturtturuyorsun. Hemen bana uygularsın. Evet, brrrr yapıyorsun diye tahmin ediyorum. Yani 80 lira gibi bir ücret dediğim gibi çok tatlı geldi bana açıkçası ve dayanamadım. Ben indirim adamıyım arkadaşlar. İndirim gördüğüm an yapıştırıyorum ya. Bana çok etki ediyor indirimler. Evet, bu şekildeymiş. Şu an tabii bunu açıp çalıştırıp denememiz zor. Bunu ben şimdi Instagram hikayeme atacağım biraz çalıştırdıktan sonra. Daha sonra belki Biblion içinde de bunun hani uzun süreli kullanımı, bir haftadır kullanıyorum nasıl diye yapabilirim. Linkini bırakıyorum. Eğer hala güzel bir fiyattaysa alabilirsiniz. İlk görüntü olarak yani efsane değil kesinlikle. Yani özellikle şuraları hani hafif böyle dandiyim duruyor ama tabancanın ağırlığı iş yaparmış gibi duruyor. Son bir takar prize deneriz, ne dersin? Tamam. Ona bir bakarız. Şöyle kenara koyayım. Ve Koray Spor'dan çok güzel oldu. Koray Spor'dan mı aldın? Ama Trendyol'dan alıyorsun ama tabii ki göndericileri farklı. Kimi zaman Trendyol gönderiyor, kimi zaman markanın kendisi gönderiyor. Burada bir neyimiz var? Koray Spor yine poşeti içerisinde. Bunun ben hatırlarsanız yine bir blokta yapmıştım. Uzunluğu 3/4'ünü almıştım arkadaşlar. Şimdi ise daha short boyunu aldım. Adidas'ın en efsanevi tight'larından TechFit Alpha Skin diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya gerçekten şunun kalitesi. Ya Under Armour'un da bu tarz ürünleri var ama aşırı pahalı oluyor. Bunu ben 140 liraya aldım. Under Armour'dan alsanız bunu 350 liraya alırsınız. Hatta daha bile pahalı oluyor bazıları. İşte indirimden yakalamak, beden bulmak falan bunlar hep mesele. Ya bu da harika duruyor. Bunu şortun içine giymek için mi aldın? Bunu yazları, yazın çok giyiyorum bu tarzları. Uzunları giydiğim zaman yazın biraz bunaltıyor. Veya daha kısa şortlarla bunları giymeyi seviyorum. Hı hı. Hani hiç giymemektense. Ya çok kısa şortla 3/4 tayt pek hoşuma gitmiyor mesela. Yani alttan gözüksün istiyorum. Bu kalmayan bir şey. Yani anında biten bir şey. Ben de son bedenini aldım. Kullanılmış gibi geldi. Beyazlar biraz böyle sararmışımsı gelebilir çünkü beyaz. Ve işte kullanılan kumaşlar hafif farklı olduğu zaman renk yapıyor. Ha mesela evet sağında solunda mesela bazı böyle lekeler var. Yani bu olabilir ya ben bunları çok takmıyorum arkadaşlar. Artık o kadar takıntılı değilim bu konularda. Bunlar kolay kesilsin diye şu şekilde dikişli yapıyorlar. Ben beğendim bir deneyeceğim tabii bakayım üstüme. Biraz da beyazlarda böyle hafif sararma durumu olabiliyor. Yani sıkıntı değil benim için bu ürünü bulduğuma seviniyorum. Kumaşın kalitesini hissediyorum yani böyle akıcı bir kalitesi var çok hoş. Ve sıra geldi Nike'ımıza. Sizin belki de en çok istemiş olduğunuz ayakkabılardan bir tanesi arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Merak içinde siz de bekleyin. Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Normalde dediğin gibi yanında bir de hoodie'm vardı aslında. Ama hoodie girince... Bu niye üzüldüm. Farklı açıldı? Çünkü bu taraftan açılma şeyi yok bunun. Ha pull i̇mzadan, for şeyi. İmzadan tanıyabilecek misin? Kyrie. Yok. K'yi tutturdun da. KD. Evet. KD'nin bir modeli. Hangi modeli peki sence? Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Trev 5. Ve Trev 5'i aldım. Ay sonunda. 3 senedir. Arkadaşlar gerçekten almayı istemediğim bir ayakkabıydı uzun süredir. Fakat hem sizin çok fazla söylemeniz ve zaman zaman takipçilerle karşılaşıyorum. Ayaklarında görüyorum. Abi ben çok memnunum. Sen de dene isteyen de çok yiyorlar. Hadi bakayım deneyeyim dedim. Bir de bundan sonra arkadaşlar biraz daha bütçeli versiyonları incelemeye ağırlık göstereceğim bu kanalda. Yine normal modeli. Diğerlerini inceleyemeyeceğiz galiba. Diğerleri biraz pahalı onların indirimlere girmesini veya zaman zaman benim daha iyi durumda olmamı bekleyebilirim ama hep düzenli olarak bütçeli modelleri incelemeyi düşünüyorum bu sene. Hem sizlerin de alabilmesi için, sizlerin de videoları izleyip fayda görebilmeniz için. Şimdi Trey 5'in bir rengini aldım. Bu çok indirime giren bir ayakkabı oluyor. Sizler de indirim kovalayarak bunu alabilirsiniz diye düşünüyorum. 45 numara aldım. Kırmızılı. En normal rengini aldım. Kırmızı siyahlı. Yani 770 lira normal versiyon. Yani normal fiyatıydı. Tabi indirimden bunu 450 lira, 500 lira bulabilirsiniz. Sen 700 liraya mı aldın? 700 gibi fiyatı vardı aynen Nike.com'da. Artık öyle bir şey oldu ki 700 liralara bütçeli model bulman bile mümkün değil. Şimdi bunun yeni çıkan renkleri de daha pahalıya çıkıyor. Şimdi Trev 6 gelir Allah bilir. Bunun bir sonraki versiyonu muhtemelen 1000 liralara falan gelecektir. Artık bütçeli modeller 1000 liralara çıkıyor. Bir önceki işte 7. versiyonu da bulabilirseniz alınabilir. Şimdi buna bakacağız. Bunu deneyelim istiyorum. Çok güzelmiş gerçi. Yani işte elde alınca daha hoşumuza gitti. Biraz ön yargılıyız biz. Evet. Bütçeli modellere. Yok ya ön yargılı değiliz de.
Eskisi çok tipsiz geliyordu bize. Bu daha şık bence de. Hı-hı. Yani buradaki farklılık da genelde şuralarında oldu. Hı-hı. O diğerinde şöyle daha böyle üçgenimsi bir şey vardı. Bir de elime alınca biraz daha kaliteli geldi. Ben şu zaten düşüneceğim hani LeBron Witness'la birlikte Trey 5 en kaliteli bütçeli modeller gibi düşünüyordum. Hani bir türlü alıp inceleyemedim, sıra gelmiyordu. Bir de hani öyle düşünmen lazım. Ben ayda 2-3 tane alıyorum. Bir de ne ara ben bunu alacağım, ne ara inceleyeceğim. Zaten güç bela diğerlerini yapıyorum. Şimdi diğerlerini çok yapamayacağımı düşünerekten daha bütçeli modellere kaydım. Bu da güzel olur, o da güzeldi. Sıkıntı yok, hepsini seviyoruz. Bir ayağımıza deneyelim. 45 numara ilk defa hani Trev serisinden alacağım. Bence ondan. Mesela bu Chicago formalarınla, tişörtlerinle falan çok güzel durur. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben beyaz rengini çok beğenmiştim. Bembeyaz, altı böyle maviydi. Saydam taban. Onu çok beğenmiştim. Ama bu da güzel duruyor. Bu tarz bütçeli modeller dışarıda giyilmeye de daha uygun oluyor. Baktığın zaman da hemen plastiğinin sertliğini anlayabiliyorsun. Neden imzalı ayakkabılarda, pahalı ayakkabılarda bunu yapmıyorlar? İnanın bilemiyorum. Ağırlaştırıyor olabilir belki. Ama veya bilmiyorum yani bu Nike'ın bu durumunu anlayamadım. Hani en çok para verdiğinizi en az giyebiliyorsunuz. Öyle bir mantık var. Belki bir tane içeri bir tane dışarı almak da mantıklı olabilir. Hadi ayağımıza deneyelim. Çok fazla diğer ayakkabılarda üstüne zaman harcıyoruz ama bunun çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yastıklaması neyi bunun? Bunun Renew yastıklaması var. Şöyle şurada bakarsan göreceksin. Yastıklamasının da iyi olduğunu düşündüğüm bir ayakkabı olduğu için hani ben giyebilirim, ben kullanabilirim diye tahmin ettim. Dışarı ayakkabılarımdan biri de yapabilirim bunu bilemiyorum. Hadi şimdi tek tek giyelim. Bu arada nasılım arkadaşlar? Böyle siyah beyaz Nike oldum. Hoşuma gidiyor şort ve hoodie. Böyle soğuk havalarda alt çok sonuçta üşümediği için genelde üstünüz üşüyor. Güzel olmuş mu sence? Çok güzel olmuş. Bu da yakışacak altına. Dün de çok güzel olmuştun. Keşke onu da çekseydik. Evet, her gün çekemiyoruz. Instagram'ı biraz daha iyi kullanmamız lazım. Orada da senin biraz haber veriyor olman lazım. Hani sen beni görüyorsun. Ah ben bebekle mi uğraşayım? Kendime mi uğraşayım? Şimdi bir tane selfie aynası alacağız arkadaşlar. Güzel bir şey. O geldiği zaman ben size daha güzel böyle şey yapabilirim. Asansör sahnelerine gerek kalmaz yani. Aynen. Hadi dene bakalım. Terliklerin de yakıyor yani. Bu terlikler cidden mükemmelmiş. Küçük diyenler oldu ama ben böyle giymeyi seviyorum. Fazla büyük giymeyi sevmiyorum. Daha 44 sıkı sıkı mu aldın? 44 aldım. Hani biraz esneyen bir şey olduğu için zamanla daha düşüyor bu. Şu fazla sıkıştırmıyor. O zaman ayağınız içeride daha çok rahat edecek. İşte ama bilmeyenler, hiç terlik kullanmamış olanlar hemen abi küçük almışsın. Bunu Barçın'da gördüm. 159 liraydı. Ciddi misin? Hı-hı. Ama 42 numarası vardı sadece. İşte o yüzden düşüyor ya zaten 159'a. Evet, bir tık büyük geldi. 44,5 alabilirmişim. Ama çoraplarım ince performans çorapları değil. Daha kalın çorapla bunu sıkıştırabilirim. Çok aşırı büyük değil. Yani şurada. Ama normalde bu kadar kalmazdı bende. Kalıbı büyük giyiyorum. Demek. Kalıbı biraz daha, zaten öyle oluyor. Bütçeli modellerin kalıpları biraz daha geniş oluyor. Kullanılan materyallerin azlığından olabilir. Genelde hep böyle hissetmişim. Daha arkadaşlar. Yumuşak ayakkabılar oluyor. Evet, daha yumuşak, daha rahat esniyen, daha rahat ayağınızın şeklini alan oluyor. 44,5 alabilirmişim sadece. Şu an onu direkt hissettim. Böyle bir löp löp oluyor böyle bir. Hani her ayakkabılar böyle bir kalıp halinde olurken bu bütçeli modeller biraz daha kuvvetsiz mi diyeyim? Yapısız diyebilirim veya. Ama fena değil, güzel. Bir zıp zıplık hissini beğendim. Ya basket ayakkabısı gibi de durmuyor aslında, tatlı. Güzel oldu mu? Bilekli olması hoşuma gitti. Bayağı bileklerinizi iyi tutuyor. Bilekli ayakkabı arayanlar için güzel. Ay ben çok olur. Beğendim yalnız. Ciddi misin ya? Vallahi çok beğendim. Sen böyle beğenince benim de hoşuma gidiyor, biliyor musun? Evet. Ya beklentisiz olunca bir ayakkabı ya. Çok ama çok mesela doğru. Bir alıyorsun Libran'ı 1800 liraya, çok iyi bir şey bekliyorsun. O yüzden insan ufak böyle bir şey bile moralini bozuyor ya, değil mi? Ya hani o kadar da değmezmiş oluyorsun. Tabii bunu mesela 500'e falan aldığınızı düşünürseniz çok iyi olabilir. Şu an için yastıklamasını falan baya beğendim. Hoşuma gitti. Güzel. Evet, Zara bu şekilde oldu arkadaşlar. Fena değil, benim bayağı hoşuma gitti. Beli meli benim için tam iyi. Çıt çıtlı, çıt çıtlı bir yeri var. Fermuar falan güzel. Oldukça rahat. Zaten hani kumaşına baktığınız zaman eşofman kumaşı gibi. Ben de o yüzden zaten aldım. Hani biraz daha fış fışlı diye tabir ediyorum. Yani Under Armour'un 500-600 liralıklarına benziyor. Kesinlikle evet. Alınmalı yani. Benim de hoşuma gitti. Yani 100 lira olduğunu düşünürsem. Ya ben hani şu anda evde giymelik arkadaşlar jogger veya işte pijama bakıyorum. Yani 100 liraya alıyorum zaten onları. Hani bunu 100 liraya almak evde bile giyersiniz. Spor salonunda da giyilebilir. Biraz paçalardan yüksek ama bence daha uzun bir çorap giyip böyle beyaz özellikle Nike işareti falan gözükecek şekilde altına da herhangi bir basketbol ayakkabısı bence çok güzel olabilir. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Sizler ne dersiniz?
Şurada taraftaki cepli ikiliymiş mesela. Baksana, hı-hı, bölünmüş ceplermiş. Aynı senin Under Armour kahven var ya, ona benziyor. Onlar biraz daha fit oluyor. Bunlar bacak kısımlarından biraz daha bol. Ama hani böyle şey, kötü bir bolluk değil. Fit bir bolluğu var. Çok güzel durdu. Şu an mesela yakıştı değil mi? Hı-hı. Basketbol ayakkabılarının üstüne böyle şeyler bazen gidiyor. Yani aslında ya bir stil giymeyi sevmiyorum ben. Bazen diyorlar abi işte senin stilin bu değil. Benim stilim hepsi aslında. Ben ne hoşuma giderse onu giymek istiyorum. Bazen dar dar giymek istiyorum. Bazen böyle bol bol giymek istiyorum. Bazen bulky bulky giymek istiyorum diyeceğim ama o ikili... Siz ne yapıyorsunuz burada? Sabredemediniz mi ben? Video çekeyim, video çekeyim, bitireyim. Sabredemedin mi oğlum? Çok ses yapmadın oyun, olur mu? Karışma tamam. Bana ha. Evet, bu da bu şekildeydi. Sihri de aynısı olacak. Benim hoşuma gitti. Eğer dedim hoşuma gitmezse iade edeyim dedim ama iade etmeyeceğim. Gibi bütün ürünlerin linklerini de aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Denemediğimiz ne kaldı? Tight. Tight kaldı. KD'yi denedik. Masaj aletini içeriye şarja taktım. Tight'a bir bakayım. Ama zaten tight'ı gösteremeyeceğim. Ne yapacağım açıkta? Tight diyecek halim yok. Şortun içine giyip gösterebilirsin ama çok belli olmuyor. Şu an için gereği yok. Zaten de bir şeyler de rahat vermiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz indirimleri ben aldığım zaman kaçırmamak için, almak için beni Instagram'dan takip ederseniz ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Yine bu tarz güzel videolar, kargo açımları gelmeye devam edecek. Ben de yoldan çok fazla şey sipariş ettim, geliyor. Mesela bu saatin kırmızısını sipariş ettim, yolda gelecek. Daha güzel. Bu tarz şeyler, kutu açımları, genel olarak sporun çevresinde dönen içerikler ben seviyorum, yapmayı seviyorum. İzlemeyi seviyorsanız ve şu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayıklı dersini bilmek. Out. Let's go. Benim bayağı hoşuma gitti. Böyle savaş giyinmiş gibi hissettiriyor bana. Rahat rahat. Dostum. Selam dostum. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor dostum. Dostum dostum. Evet. O da onayladı. Tasdikledi. Ekrem'cim. Ekrem yaman. Bak oğlum. Bay bay de. Hadi bay bay.